sene ne olur. Bir uzaklaş lütfen. Numaracıya bak ya. Bana bak, boşuna harcanıyorsun sen burada. Yeşilçam'a git, artist ol artist. Bu kapının başka anahtarı var mı? Yok herhalde, yok. Fatma Gül. Hadi çık dışarı kardeşim. Fatma Gül. Ne haliniz varsa görün be. Kardeş. Fatma Gül. Fatma Gül. Yarabbim. Kerim! Kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Buraya git. Yavaş, korkutma kız. Fatma Gül! Fatma Gül, aç kapıyı. Aç kapıyı yoksa kıracağım. Sen bir gir içeri. Bak nasıl oyuncak ediyor adamı ya. Fatma Gül geçti. Geçti. Geçti, geçti güzelim. Geçti. Al işte, dedim numara yapıyor diye, değil mi? Üste gittikçe naza çekiyor kendini. Siz bizi yalnız bırakın. Ne haliniz varsa görün. Daha bir dakika durmam bu evde. Mukaddes! Çekil be! Ya Mukaddes, nereye gidiyorsun ya? Geçti. Yüzünü yıkayalım mı bir seni? Ha? Hadi ne olur yüzünü yıkayalım. Hadi yüzünü yıkayalım, olmaz böyle. Sonra da çıkıp biraz dolaşalım. Hadi gel güzelim. Hadi bir tanem, hadi bir. Hop de topla kendini, hadi canım benim. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir yıka yüzünü. Aferin sana. Ha? Sonra da dolaşmaya çıkarız biraz. Yalnız kal da aklın başına gelsin. Deme öyle Mukaddes, deme öyle. Ben siz kaldığında düşünürsün artık. Ya deme öyle. Özür dilerim, özür dilerim, çok özür dilerim. Özür dileme. Bana nasıl bağırdığını asla unutmayacağım Rahmi. Vallahi bilmeden oldu. Ağzımdan kaçtı Mukaddes, vallahi. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ha? Kime güveniyorsunuz, o kadına mı? Bir dakika daha durmayacağım. Ya Mukaddes yapma, ne olur yapma. Ne olur. Ağla sen ağla. Daha çok ağlayacaksın arkamdan. Bak gör bakalım. Deme öyle Mukaddes. Arkamdan deme. Ver şunları. Kimse yüzüne bakmazken ben senin yüzüne baktım. Çocuk sahibi ettim seni, anlıyor musun? Bugün bana böyle yapacağını bilseydim. Bilemedim tabii. Tamam canım, canım, canım. Bırak Rahmi ya. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi bak söz, söz. Bir daha olmayacak. Bir daha yapmayacağım. Söz, bir daha yapmayacağım. Söz. Tamam, tamam. Tamam. Gel. Sen hala burada mısın? Evet. Ben düşündüm. Evet. İşimi kaybetmek istemiyorum. Eğer bana bir şans daha verirseniz... Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Hı? Arkamdan iş çevirmediğini nereden bileceğim? Ya ben arkanızdan iş çevirmiyorum. Sadece onun kim olduğunu görünce... Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sen benim ne yaptığımı bilmiyorsun. Sana ilk karşılaşmamızda da söyledim ben. Kasabalı yardım istediği için Fatma Gül'le Kerim'e sahip çıktım ben. Şimdi de başladığım işi bitiriyorum. Anladın mı? Buradan gidecekler ve bu iş bitecek. Ve ben bu beladan kurtulacağım. Anladın mı? Güzel. Ama sen gerizekalı, sen olan bitenin altında bir şeyler arıyorsun. Yok böyle bir şey, yok. Hiç olmadı, yok. Ama ben kafama tüküreyim çünkü ben merhametliyim. Ben hiçbir zaman aldığım davayı iş gibi göremedim. Münir Bey, bu işe ihtiyacım var. Herkesin işe ihtiyacı var. Şu an senin yerine saniyede 100 adam bulabilirim, bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum.
en ufak bir hatanı bile affetmem. Bu son şansın olacak. Teşekkür ederim. Bir şansın daha olmayacak. Biliyorum. Şimdi işinin başına dön. Sağ ol. Adayları 10 taneye indirdim. Bu hafta içinde birine karar vermemiz gerekiyor. Tamam. Belgin Hanım'ın yerine kim bakıyor şimdi, yardımcısı mı? Evet, Berk Bey bakıyor ama genel kuruldan önce mali işlem müdürümüzün işe başlaması lazım. Merhabalar. Ben Arcı Rağmı almak için gelmiştim. Yaşar Kaptan'ın ekibindeydim. Tamam, babam bugün dönüyor zaten. Yarın ilk iş bunlarla ilgilenirim ben. Peki efendim. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? 3 gün sonra. Gerizekalı. Dün gece Bergin'in bilgisayarındaki şifreli dosyaları inceledim diyorum sana. Senin bunlardan haberin var mı? Böyle bir şirket olduğunu biliyor musun? Ne demişti Reşat Yaşaran bunlar için? Bunlar bizim için küçük operasyonlar, vakit kaybı. Al işte, kendi kendine usul usul kendi imparatorluğunu kuruyor Hazret. Yakında seni beni sallayacak. Biz de sonra bakacağız böyle aval aval. Şu an ben öyle bakıyorum zaten. Baba, senin sorumluluğundaki projeler yavaş yavaş önemini yitiriyor. Ya da şimdilik en azından öyleymiş gibi davranılıyor. Bu çok açık. O yüzden artık sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Ses mi bıraktın insanda? Adamın karşısına çıkacak yüz mü bıraktın? Ya baba, Allah aşkına başlama gene ya. Boynumuz eğik. Ne yapalım? Ben Reşat Yaşar'ın nelerini biliyorum, biliyor musun sen? İstesem ipliğini pazara çıkarırım. Yengemi aldatıyor mu diyorsun? Bunu yengen de biliyor. Bilmediğini mi sanıyorsun? Sen de ağzını açma. Benden sana tavsiye, ne amcana ne de Selim'e bulaş. Benim de beklediğim şeyler var elbet. Hele şu arazi yasası bir çıksın. Ondan sonra biliyorum ben ne zaman ne konuşacağım. Bir planın olduğuna sevindim. Zamanı gelince. Köprüyü geçene kadar ayıya amca de diyorsun yani. Peki, öyle olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.